Herkese merhaba, ben Yiğit. Bu videoda sizlere son zamanlarda yapmış olduğum bazı kitap alışverişlerinden bahsedeceğim. Bu kitap alışverişlerinin bir kısmı her zaman olduğu gibi yine Amazon'dan yapıldı. Bir kısmını ise bulunduğum bölgedeki kitapçıları gezerken toplamıştım. Diğer kalan kısmı ise bana Ketebe Yayın Evi'nden hediye geldi. Sağ olsunlar, yollayacakları kitapları seçme imkanı tanıdılar. Ben de güzel kitaplar seçtiğimi düşünüyorum. Elimde bu kadar kitap toplanmışken ben de bir kitap alışverişi videosu çekmek istedim. Lafı daha fazla uzatmadan aldığım kitaplara geçebiliriz. İlk olarak Amazon'dan gelen kitapları anlatmakla başlayacağım. Her zamanki gibi hızlı ve sorunsuz alışverişlerden bir tanesiydi. Zaten eğer Prime üyesiyseniz kitaplarınızı bir gün içerisinde size yolluyorlar. İlk kitabımız John Fawlis'tan Büyücü. Geçtiğimiz aylarda okuma kulübümüzle birlikte John Fawlis'tan Koleksiyoncu'yu okumuştuk ve çok beğenmiştim ben. Hatta en sevdiğim kitaplar arasına girmişti diyebilirim sizlere. Daha sonrasında ise John Fawlis'in bütün eserlerini okuma kararı vermiştim ve John Fawlis'i okumaya Büyücü ile devam etmek istiyorum. Birçok insana göre John Fawlis'in en iyi eseri Büyücü. Bu yönde birçok yorum almıştım ve Büyücü ile devam etme konusunda beni bu yorumlar oldukça cesaretlendirmişti. Hatta kitabı o kadar merak ediyorum ki büyük ihtimal hiç bekletmeden okumaya başlayacağım. Birazcık kitabın konusundan bahsedelim. Kitabımız insanın kendisini bulmasının ne kadar zor olduğunu, kendisini keşfetmesinin ne kadar meşakkatli bir yolculuk olduğunu anlatan bir kitapmış aslında. Ana karakterimiz bulunduğu yaşam ve ortamdan sıkılarak bir Yunan adasına kaçmaya karar vermiş ve orada kendisine yeni bir hayat kurmak istiyormuş. Kitabın konusu da yani olay örgüsü de bunun üzerine kurgulanmış. Arka kapak yazısında içerisinde çeşitli sorgulamaların olduğu da yazılıydı. Büyük ihtimal çok severek okuyacağım eserlerden bir tanesi olacak. Sonraki kitabımız Sadık Hidayet'ten Kör Baykuş. Ben daha öncesinde İran edebiyatından hiçbir eser okumamıştım. Bu anlamda da Kör Baykuş benim için bir ilk olacak. Özel olarak İran edebiyatına çok meraklı olduğumu söyleyemeyeceğim. Fakat çeşitli dünya edebiyatlarını okumak oldukça hoşuma giden bir durum. Kör Baykuş da kendi adından oldukça bahsettirmiş bir kitap olduğu için dikkatimi çok uzun zaman önce çekmişti zaten. Okuyanların zor bir okuma deneyimi yaşadıklarını söyledikleri bir kitap. Nedense bu şekilde okuma deneyiminin zor olduğu söylenen kitaplar beni kendilerine çekiyorlar. Kitabımız Behçet Necatigil çevirisiymiş aynı zamanda. Bu ay Behçet Necatigil'in çevirisinden Açlık romanını okumuştum ve oldukça güzel bir çeviriydi. Aslında orijinal metni okumadım tabii ki. Fakat o duyguları, anlatılanları bana geçirebilmişti metin. Bu kitaptan da aynı performansı bekliyorum o yüzden. Kitabımız ise güzel bir kadını gördükten sonra hayatı altüst olan bir adamın hikayesini anlatıyormuş bizlere. İçerisinde çeşitli psikolojik incelemeler varmış ve ayrıca imgeleminde çok yoğun bir şekilde kullanıldığı bir roman olarak geçiyor. Umarım okuduğumda sevebileceğim kitaplardan bir tanesi olur. Bir diğer kitabımız Orhan Pamuk'tan Cevdet Bey ve Oğulları. Orhan Pamuk biliyorsunuz ki Nobel Edebiyat Ödülü almış yazarlardan bir tanesi. Ben de Türk edebiyatında yol kat etmek istediğim için uzun zamandan beri bir Orhan Pamuk eseri okumak istiyordum ve okuma kulübümüze yazıp tavsiye istediğimde bana ilk başlangıç kitabı olarak Cevdet Bey ve Oğullarını önerdiler. Sizin tavsiyelerinize oldukça güvendiğim için ben de bu kitabı alarak başlamak istedim. Kitabımız İstanbullu bir ailenin 3 kuşağının hikayesini anlatıyormuş ve bizlerin gözü önüne kuşakların panoramik görüntüsü seriliyormuş. Okuyanlar tarafından oldukça sürükleyici bir roman olarak nitelendiriliyor. Birazcık da hacimli bir eser. Umarım söyledikleri gibi ben de sürükleyici bir şekilde okuyabilirim bu kitabı. Kitabın kapağında da Ara Güler'in fotoğrafı varmış. Kendisi biliyorsunuz ki yakın zamanda aramızdan ayrıldı. Oldukça merak ettiğim ve öncelik vereceğim kitaplardan bir tanesi olacak. Sonraki kitabımız epey eski kitaplardan bir tanesi. Giovanni Boccaccio'dan Decameron. Decameron'u son zamanlarda sosyal medyada oldukça sık görüyoruz. Çokça reklamı yapılan kitaplardan bir tanesi haline geldi. Benim de uzun zamandan beri dikkatimi çekiyordu aslında. Bu alışverişimde de indirimli fiyatını görüp listeme dahil etmek istedim. Kitabımız 1348 yılında geçiyor. Bu dönemde Avrupa'da veba salgını var ve toplu bir şekilde ölümler gerçekleşiyor. Aslında günümüze de birazcık benzeyen bir konu. 10 arkadaş bu veba salgından kurtulmak için kendi aralarına toplanıyorlar ve Floransa'nın kırsal kesimine doğru yolculuğa çıkıyorlar. Bu yolculuk sırasında da her biri bizlere 10 tane hikaye anlatıyor. Yani kitabımız bir olay örgüsü çatısında toplanmış 100 tane hikayeden oluşuyormuş. Bu anlamda da ilk öykü kitaplarından bir tanesi olduğu söyleniliyor. O ölümlerin olduğu kasvetli dönemin ruhunu yansıtan eserlerden bir tanesiymiş.
ve hikaye anlatıcılığının da babası olarak görülüyor. Bu 100 öyküyü oturup da soluksuz bir şekilde okumayı düşünmüyorum. Belki her ay 10 öykü olacak şekilde kitabı okumaya devam edebilirim. Okudukça da zaten yorumlarımı sizlere iletirim. Sonraki kitabımız Eric Schurman'dan Göğü Delen Adam. Göğü Delen Adam bana okuma kulübümüzde çokça tavsiye edilen kitaplardan bir tanesiydi ve seveni oldukça fazla. Kitabımızın orijinal ismi Beyaz Adam anlamına da geliyormuş ve Samoa yerlilerinin beyaz adamlara bakış açılarını, yani Avrupalılara bakış açılarını konu alıyormuş. Samoa adasına gelen ilk Avrupalılar, yani beyaz adamlar, yelkenli gemilerle geldikleri için ufuk çizgisine göğü deliyorlarmış gibi gözüküyorlarmış ve kitabın ismi de asıl olarak bu yüzden bu şekilde çevrilmiş. Yerli halkın gözünden bugün medeniyet dediğimiz şeyin nasıl yorumlandığını okuyoruz yani temel olarak. Kitabın içerisinde teknoloji, para hırsı gibi birçok konu eleştirilmiş ve Eric Schurman bu kitabı yazarken gerçek hikayelerden esinlenmiş. Kendisi çocuklarını kaybettikten sonra Samoa adasına yerleşmiş karısıyla birlikte ve bu adada bir Samoa yerlisiyle tanışmış. Onun anlattıklarının daha sonrasında ise Göğü Delen Adam olarak bizim karşımıza çıkarmış. Çok merak ettiğim ve hemen okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Muhtemelen hiç bekletmeden okumaya başlayacağım. Sıradaki kitabımız Şeker Portakalı. Şeker Portakalı çok okunan kitaplardan bir tanesi. Fakat ben henüz okuma fırsatı bulamamıştım. O yüzden bu alışverişime dahil etmek istedim. Daha sonrasında kitabı seversem Güneşi Uyandıralım ve Deli Fişek kitaplarıyla da okumaya devam etmeyi düşünüyorum seriyi. Bu kitapta küçük bir çocuğun, yani Zeze'nin büyüyüşü konu alınıyor ve kendisinin hayat hikayesi oldukça hüzünlü bir hayat hikayesiymiş. Biliyorsunuz ki ben bu tarz acıklı, hüzünlü hikayeleri çok seviyorum. Kendisi hayal gücü oldukça geniş bir çocukmuş ve yetişkinlerin dünyasına ayak uydurmaya çalışıyormuş. Bu yolda öğrendiği her şeyi tek başına öğrenmiş ve tek arkadaşı da en iyi dostu da bir şeker portakalı ağacıymış. Kitabın merak uyandırıcı bir konusu var bence. Aranızda mutlaka okuyanlar vardır zaten. Eğer ki seriyi tam olarak okumuş olanlar kitapları yorumlarlarsa oldukça mutlu olurum. Henüz okumadan sizlerin gözünden bazı kitapların yorumlarını almak benim için oldukça keyifli oluyor. Sonraki kitabım Sioran'dan Doğmuş Olmanın Sakıncası Üzerine. Bu ay Sioran'dan Çürümenin kitabını okumuştum ve oldukça sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. O yüzden de elimin altında bir tane daha Sioran kitabı bulunmasını istedim. Çürümenin kitabından da sizlere ay sonunda kitapları yorumladığım videoda bahsedeceğim zaten. Çürümenin kitabından sonra Sioran'ın o karanlık ve kasvetli dünyasına ara sıra giriş yapmak bana iyi gelecek. Bunun için de ideal bir kitap seçmişim aslında fark etmeden. Ben yine denemelerden oluşan bir kitap seçtiğimi düşünüyordum. Fakat kitabımız aforizmalardan oluşuyor. İçerisini size de göstereyim. Yani şu şekilde maksimum bir paragraf olacak şekilde yazılardan oluşuyor kitabımız. Kitabı sürekli olarak da okuyabilirsiniz. Fakat ben ara ara açıp okumayı tercih edeceğim. Kitabın içerisindeki aforizmalardan bir tanesi de şöyle sizlerle paylaşayım. İnsan ortaya çıkar çıkmaz çiçekler de ortaya çıktı. Bana kalırsa çiçekler insandan çok daha önce vardı ve insanın gelişiyle hala içinden çıkamadıkları bir şaşkınlığa gömüldüler. Sioran'ın dili gördüğünüz gibi okunduğunda anlaşılması zor bir dil, fakat yine de okunduğunda güzel çıktılar verebiliyor. O yüzden de bu kitabı merakla okuyacağım. Bir sonraki kitabımız Stefan Zweig'den Korku. Stefan Zweig biliyorsunuz ki benim çok sevdiğim yazarların arasında yer alıyor ve neredeyse her alışverişimde de kendisinin bir kitabına yer veriyorum. Bu alışverişte de öncelik verdiğim kitap Korku oldu. Korku'da burjuva dünyasına ait olan bir kadının hayatı anlatılıyormuş bizlere. Bu kadın her şeye sahipken sırf macera yaşama tutkusu uğruna farklı bir adamla birliktelik yaşıyormuş. Daha sonrasında ise bu birliktelikleri başka biri tarafından öğreniliyormuş ve kendisine şantaj yapılmaya başlanıyormuş. Yapılan bu şantaj karşısında kadın da oldukça korkuyormuş. Çünkü kaybettiği zaman her şeyini kaybediyor. Bütün makamını, mevkisini, saygınlığını, parasını, pulunu, her şeyini bir anda kaybedecek. Fakat kazandığıysa hiçbir şey yok. Ve kitap bu durumun üzerinden oldukça yoğunluklu bir şekilde psikolojik incelemelerde bulunuyormuş. Stefan Zweig zaten bunu oldukça güzel yapan bir yazar. Yine bir oturuşta okuyacağım ve merak ettiğim eserlerden bir tanesi. Sonraki kitabımız ise Emil Zola'dan Germinal. Germinal de benim uzun zamandan beri okumak istediğim kitapların arasında yer alıyordu. Şu ana kadar Fransız edebiyatından okuyup da sevmediğim herhangi bir kitap olmadı. Ve o yüzden de Fransız edebiyatına karşı
oldukça pozitif bir ön yargı besliyorum. O yüzden de Germinal'i oldukça seveceğimi düşünüyorum şimdiden. Germinal benim okuyacağım ilk Emil Zola kitabı olacak. Emil Zola'nın kendisi romanlarında toplumsal konulara yer veriyormuş ve ezilen işçi emekçi kesimin dertlerini anlatıyormuş. Bu kitapta da yine bir madende çalışan maden işçilerinin grevini konu almış ve yaşadıkları çeşitli zorlukları bizlere aktarmış. Kendisi de hayatının ilk dönemlerinde çeşitli işlerde ve zorlu işlerde çalıştığı için bu eserlerde bizlere anlattıklarını gerçekçi bir şekilde yansıtabiliyormuş. Benim de merakla okuyacağım kitaplardan biri olacak. Sıradaki kitabımız Henry David Thoreau'dan Walden. Ben daha öncesinde Alexander von Humboldt'un biyografisinin anlatıldığı Doğanın Keşfi isimli bir kitap okumuştum. Alexander von Humboldt gelmiş geçmiş en büyük doğa bilimci olarak görülüyor. Ve bu kitapta kendisinden etkilenen isimlere yer verilmişti. Henry David Thoreau'yu da ilk görüşüm bu kitaptaydı. Kendisi Alexander von Humboldt'tan çok etkilendiği için doğa bilimlerine merak sarmış bir isimdi. Daha sonrasında da Serdar Kuzuloğlu'nun bazı konuşmalarında yine Henry David Thoreau'ya yer verdiğini gördüm. Ve böylece Henry David Thoreau'dan Walden benim merak ettiğim kitaplar listesine eklenmiş oldu. Birazcık yazardan bahsedeyim sizlere. Kendisi yaşamış olduğu normal hayattan bıkıyor ve daha sonrasında ise Walden Gölü'nün kenarında inzivaya çekiliyor. Doğa ile iç içe bir hayat sürmeye karar veriyor. Bu inzivası da çok uzun süren bir inziva olmuş. Bu süreçte yaşadıklarını bizlere Walden'da aktarmış kendisi. Walden'ın içerisinde yeni bir dünya düzeni kurmuş Henry David Thoreau ve bizlere insanın doğa ile uyumlu bir şekilde nasıl yaşayabileceğini aktarıyormuş. Severek okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Sonraki kitabımız da Domingo yayınlarından çıkan bu atlas. Ben bu şekilde büyük bir atlas bulmayı beklemiyordum. Tahmin ettiğimden oldukça büyükmüş. Aslında ben bu atlası kardeşim için almıştım ve bu bir çocuk kitabı. Bu kitabı incelerken birlikte eğlenceli saatler geçirebileceğimizi düşünmüştüm. Aynı zamanda da birlikte bir şeyler öğrenebiliriz diye düşündüm. Ve düşündüklerimde haklı çıktığımı gördüm. Kardeşime gösterdiğimde gerçekten çok sevdi. Eğer ki çevrenizde küçük yaşta bir çocuk varsa ve onunla zaman geçirmek istiyorsanız bence bu kitap ideal kitaplardan bir tanesi. İçerisinde kıtaların ve ülkelerin haritaları var ve bu haritalarda her şey resimlerle gösterilmiş bizlere. Herhangi bir yazı yok. Sadece gösterilen şeylerin, çizilen şeylerin isimleri yazılmış. Şöyle birkaç sayfa sizlere göstereyim. Umarım net bir şekilde görülüyordur ve kadraja sığıyordur. Burada Rusya'nın bir haritasını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi üzerinde bazı çizimler var. Burada endemik olan bazı türlere yer verilmiş. Rusya'nın başkentinden ve şehirlerinden bahsedilmiş. Ülkenin konuştuğu dilden bahsedilmiş yine. Tabii ki tarihi yapılarına ve doğal hayvanlarına da yer verilmiş. Bu şekilde birçok haritadan oluşuyor. Başka bir sayfayı çevirelim. Burada da ne varmış bir bakayım. Evet, Çin haritasıymış bu da. İçerisinde Türkiye de var bu arada. Türkiye'yi de bulup göstereyim sizlere. Evet, burada da Türkiye haritasını görüyorsunuz. Şu işaret parmağımın olduğu kısma bakarsanız ülkemizde önemli olan bazı isimlere de yer verildiğini görürsünüz. Örneğin Atatürk, Halide Edip adı var ve Orhan Pamuk'a yer verilmiş. Aslında çocuk kitabı deyip geçmemek gerek. Bir yetişkinin de içerisinde öğrenebileceği birçok bilgi var. Örneğin ben bilmediğim birçok şeyi bu atlas üzerinden görebildim. Eğer ki atlas ilginizi çektiyse sizler de bir göz atabilirsiniz. Amazon'dan aldığım kitaplar bu kadardı. Şimdi de bir kitap evinden yapmış olduğum alışverişe geçeceğiz. Bu noktada sizi uyarmak istediğim bir konu var. Eğer ki alışveriş yaptığınız kitap evine çok fazla güvenmiyorsanız mutlaka telefonunuza bir kitap bandrolü sorgulama uygulaması ekleyin ve bu uygulamayla alacağınız kitapları kontrol edin. Bu alışverişimde ne kadar dikkat etsem de benim kitaplarımın arasına da bir tane korsan kitap karışmış. Ben tabii ki alırken bu kitabın korsan kitap olduğunu bilmiyordum. Daha sonrasında eve gelip bandrolleri sorguladığımda bu kitapta farklı bir kitabın etiketini gördüm. Böyle durumlarla karşılaşmak gerçekten çok üzücü oluyor. Kitap evi de sizlere bu kitabı satarken orijinal kitap diye satıyor. Sizden de orijinal kitap parası alıyor. Daha sonrasında bu kitap eviyle bir iletişime geçmek istedim. Ve iletişime geçtiğimde bir karışıklık olmuş olabileceğinden bahsettiler. Fakat ben yine de bu karışıklık muhabbetine pek fazla inanmıyorum. Dediğim gibi eğer güvenmediğiniz yerlerden veya yeni yerlerden alışveriş yapıyorsanız böyle bir uygulama edinmenizde fayda var. Kendileriyle görüştükten sonra iyi niyetlerine ikna olmazsam muhtemelen de bu kitap evini şikayet edeceğim. Şimdi kitaplara geçebiliriz. Almış olduğum ilk kitap Yusuf Atılgan'dan Aylak Adam. Aylak Adam da yine bizim
bizim okuma kulübümüzde bana tavsiye edilen kitaplardan bir tanesiydi. Aynı zamanda Oğuz Atay Tutunamayanları da Aylak Adam'dan bir paragraftan esinlenerek yazmış. Tutunamayanlar gibi güzel bir kitabın yazılmasına ilham verdiği için Aylak Adam Yusuf Atılgan'dan tercih ettiğim ilk kitap oldu. Kitabımız Şehirli Aydın'ın aylak yaşam tarzını konu alan bir kitapmış ve oldukça sevilen kitaplardan bir tanesi. Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Okuduğum zaman daha detaylı bir şekilde sizlere yorumlarım. Sıradaki kitaplarımız bir üçleme ve bu üçlemede Maxim Gorki'nin hayatı anlatılıyor. Maxim Gorki'nin eserlerini okumadan önce kendisinin hayatını öğrenmekte fayda olduğunu düşündüm. Zaten okuyanlar tarafından da oldukça sevilen kitaplar bunlar. Anlatılanlar gerçek hikayeler olduğu için etkileyiciliği de ayrı bir boyutta oluyor. Maxim Gorki'nin hayatı çeşitli zorluklar içerisinde geçmiş ve kendisinin çok zorlu bir yaşamı olmuş. Tüm bunları onun kendi ağzından okumak da ayrı bir zevkli olacaktır. Kitapların okuma sırasından bahsedeyim sizlere. İlk kitabımız Çocukluğum. Daha sonrasında ise Ekmeğimi Kazanırken geliyor ve en sonunda da Benim Üniversitelerim var. Benim Üniversitelerim'de Maxim Gorki'nin kastettiği şey insanlarmış. İnsanlara üniversitelerim diyor çünkü ona hayatın zorluklarını öğreten insanlarmış bu kitapta yer alan insanlar. Maxim Gorki büyük yazarlardan bir tanesi ve onun yazarlığa doğru olan zorlu yolculuğunu okumak ayrı bir keyifli olacak benim için. Sonraki kitabımız ise Haybin Yaksan. Haybin Yaksan'ı ben daha öncesinde Dücane Cündüoğlu'ndan duymuştum. Fakat o zaman henüz Haybin Yaksan'ın nasıl bir kitap olduğunu bilmiyordum. Daha sonrasında ise Serkan Hoca'nın çekmiş olduğu Haybin Yaksan videosuyla karşılaştım. Kendisi Haybin Yaksan'ı enine boyuna incelemiş. Oldukça da güzel bir videoydu ve o videodan sonra da bu kitabı almaya karar verdim. Bu kitapta anlatılanlar bir kültür hazinesi resmen. Haybin Yaksan Batı dünyası tarafından yıllarca incelenmiş ve üzerinde oldukça fazla araştırma yapılmış. Fakat nedense bizim kendi kültürümüze sahip çıkma anlamında bazı sıkıntılarımız var. O yüzden bu kitap Türkçe'ye çok geç çevrilmiş ve kitap haline de çok geç getirilmiş. Hatta bu tarih 1985 tarihiymiş. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Kitabımızın adı ise Zihnin Uyanışı anlamına geliyormuş. Aslında birçok anlamı var Haybin Yaksan'ın. Fakat bu anlamlar Zihnin Uyanışı noktasında birleşiyorlar. Kitabın kapağında iki isim görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi İbn Sina ve bir diğeri de İbn Tufeyl. O yüzden kitapta iki tane ayrı Haybin Yaksan var. Fakat asıl Haybin Yaksan İbn Tufeyl'in yazmış olduğu Haybin Yaksan'mış. Haybin Yaksan bir adada var olmuş ve bu adanın dış dünyayla hiçbir şekilde bağlantısı yokmuş. Daha sonrasında kendisi düşünerek çevresini ya ona yardım edebilecek hiç kimse yokken Tanrı'nın varlığına ulaşıyormuş. Kitabın içerisinde çok zengin bir incelemin olduğundan da bahsediliyor. Ben bu kitaba bir dini metindense kültürel bir hazine olarak yaklaşıyorum. Ve benim ilgimi asıl çeken kısımsa kültür kısmı. Hazırlık ve ön araştırma yapılarak okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Umuyorum ki bu okumanın altından kalkabilirim. Sonraki kitabımız ise Selincir'den Çavdar Tarlası'nda Çocuklar. Bahsetmiş olduğum korsan kitap buydu. Baktığınız zaman gerçekten hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz. Fakat arkasındaki şu bandrolü sorgulattığınız zaman farklı bir kitap çıkıyor. Bu da bu kitabın korsan olduğunu gösteriyor bizlere. Böyle durumlarla karşılaşmak gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Fakat dediğim gibi sizlere olayı bahsettiğim şekilde halletmeyi düşünüyorum. Bu kitabı almamın en büyük nedenlerinden bir tanesi koleksiyoncuda kitabın isminin geçmiş olmasıydı. Çavdar Tarlası'nda Çocuklar Miranda'nın en sevdiği kitaplardan bir tanesi olarak geçiyordu kitaplarda. Miranda da kendime yakın hissettiğim bir isim olduğu için Çavdar Tarlası'nda Çocukları da sevebileceğimi düşündüm. Kitabımız ise bir ergenin yaşadığı maceraları anlatıyormuş bizlere ve yetişkinlerin o zorlu dünyasına ayak uydurmakta zorlanıyormuş. O dünyanın bir eleştirisi yapılıyormuş kitapta. Zaten herkes tarafından bilinen ve oldukça fazla okunan kitaplardan bir tanesi. Yine bu konuda sizlerin yorumlarını aşağıda bekliyorum. Şimdi sırada Ketebe Yayın Evi'nden bana hediye olarak gelen kitaplara geldi. Bu kitapları dediğim gibi benim seçmeme izin verdiler. Sağ olsunlar, çok inceler. Ve bu kitapların bana yollanmasında aracı olan Uğur'a da buradan teşekkür ediyorum tekrardan. Ben yayın evinin kurgu dışı kitaplarını oldukça beğendim ve seçtiğim kitapları da bu kurgu dışı kitaplar arasından yaptım. Hemen ilk kitabımızla başlayalım. İlk kitabımız Vasili Kandinsky'den Sanatta Ruhsallık Üzerine. Vasili Kandinsky'nin kendisi bir ressammış ve aynı zamanda bir sanat kuramcısıymış. Kendisinin Avrupa'da soyut resimde öncülük yaptığından bahsediliyor. Bu kitabında ise sanatta soyut ve somut resmin uyumundan bahsetmiş bizlere. Aynı zamanda soyut resmi eleştirenlere karşı sanatta özgürlük kavramını vurgulayarak bir duruş sergilemiş.
Benim de merak ettiğim kitaplardan bir tanesi oldu. O yüzden bu kitabı da eklemek istedim almak istediğim kitaplar listesine. Sonraki kitabımız Norman Stone'dan İmparatorluk Oyunları. Norman Stone günümüzün büyük tarihçileri arasında yer alıyor ve diğer kitapları da yine Ketebe yayınlarından çıkıyormuş. Ben de bu yıl için kendime tarih alanında ilerleme hedefi koyduğumdan bu kitabı da eklemek istedim alacağım kitaplar listesine. Kitabımızın konu başlıklarına şöyle bir baktığımda ise karşıma gayet ilgimi çeken konular çıkmıştı. Osmanlı-Türk tarihi, Ermeni soykırım tezi, Avrupa tarihi ve İngiltere tarihi olarak kitabımız bölünmüş vaziyette. Kitabımız ise 1. Dünya Savaşı sonrasında ve sırasında ülkelerin şekillenişini konu alıyormuş. Yine severek okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Bir diğer kitabımızı da yine aynı amaçla seçtim. David Stannard'tan Amerika'nın Soykırım Tarihi. Bu kitapta Kızılderililerden, yani Amerika'nın kuzeyinde ve güneyinde yaşayan yerli halka yapılan soykırımdan bahsediliyormuş. Şu anda okumuş olduğum Tüfek, Mikrop ve Çelik'te de zaten bu konulara giriş yapılmıştı. O yüzden bu konuların tamamlayıcısı olacağını düşündüğüm bir kitap. Kitabın arkasında bu yerli halkın %95'inin yok edildiği yazılı. Gerçekten de bu çok büyük bir oran. Zaten meraklı olduğum konulardan bir tanesi. Okuduğumda ise size öğrendiğim bilgileri daha detaylı bir şekilde aktarabilirim. Sonraki kitabımız ise John Dowling'den Beyni Anlamak. Kitabın içerisine şöyle bir göz attığımda kitabın başlığının hakkını verdiğini görmüş oldum. Çünkü anlatılan konular çok temel bir seviyede anlatılmış ve çok geniş bir şekilde incelenmiş. Tam olarak beyni anlamak isteyenler için bir giriş kitabı diyebiliriz bu kitap için. İçerisindeki konular birçok alt başlığa bölünmüş durumda. Bu da tabii ki anlamayı kolaylaştırıyor. Şöyle içerisinden birkaç resim göstereyim sizlere. Kitapta resimlere de yer verilmiş. Örneğin sol tarafta beynin bir kesiti görünürken sağ tarafta ise bu kesitle ilgili yapılan bazı açıklamalar, anlatılan bazı bölümler olmuş. Gerçekten güzel bir kaynak. Beyin zaten benim ilgi alanımda olan ve daha öncesinde okumalar yaptığım bir konu. O yüzden bu kitabı da seve seve okuyacağım. Son kitabımızın ismi ise Adam Smith. Kitabımız isminden de anlaşılacağı üzere Adam Smith ile ilgili. Biliyorsunuz ki tarihin yanında bu yıl ekonomiye de ağırlık vermek istemiştim. Ve yine bu hedefim için aldığım kitaplardan bir tanesi oldu. Adam Smith modern ekonominin kurucu babası olarak görülen bir isim ve kendisi hakkındaki bilgilerimi daha da derinleştirmek istedim. Bu kitapta tam olarak isteğime uygun bir kitaptı. Kitabın içerisinde Adam Smith'in biyografisine yer verilmiş ve aynı zamanda düşüncelerine ve yaptığı çıkarımlara da yer verilmiş. Bu da kitabı benim için bulunmaz bir kaynak yapıyor. Bahsetmek istediğim tüm kitaplar bu şekildeydi. Son olarak bütün kitapları sizlere toplu bir şekilde göstereyim ve videoyu kapatalım. Tüm kitapları bu şekilde toplamayı başardım. Epey bir kitap almışım aslında. Baktığımda fark ettim ancak. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz ve henüz kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni attığım videolardan haberdar olmak için kanalın bildirimlerini de aktifleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.